Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere enfes bir yöresel çorba olan bamya çorbasını yapacağım. Denemediyseniz muhakkak denemelisiniz. Ben bunu çorbayı bir yerde içtim, tarifini istedim, sağ olsunlar verdi. Ben bugün bir tane, bir de yarım kullanacağım, yani 1,5. Böyle derince küçük bir kabın içine suyu doldurdum. Ocağın altını yakıyorum. İpinden çıkarmadan direkt suya bırakıyorum. Şimdi iyice içerisindeki pislikler, tozlar hepsi gitmesi için bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Ondan sonra ipinden çıkartıp çorbamın içerisine katacağım. Böyle pisliklerin gitmesi için biraz suyunu bol kullanın. İyice suya çıksın içindeki çöpler falan. Hem ana yemek gibi de diyebilirim aslında. Ana yemek tarzında da bir çorba ama çok lezzetli oluyor. Lütfen bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim. Hem ana yemek şeklinde de sadece bu çorbayı yapıp yanına bir salata bile hazırlayabilirsiniz. Hemen diğer tarafta ben etimi pişirmeye başlayayım. Uygun bir tencereyi ocağıma alayım. 2-3 yemek kaşığı kadar sadece sıvı yağında öncelikle bir soğanı kavuracağım. Ondan sonra tereyağını ilave edeceğim. Direkt tereyağında kavurursak tereyağı yanabilir. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklikten biraz daha küçük olacak şekilde doğradım. Hemen içine ilave edip soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Patlamadan hemen şunu da belirteyim arkadaşlar. Bunu aktarcılarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Aktarcılar satıyor. Soğanlar pembeleşmeye başladı artık. Hemen içerisine 150 gram kuşbaşı dana etini ben 4'e 5'e böldüm arkadaşlar. Şöyle size söyleyebilirim. Hemen hemen bir tantuni eti kadar küçük olacak. Bir et olduğu için çok çabuk pişecekti. O yüzden küçük doğramaya özen gösterin. Ben dana eti kullanıyorum ama arzu ederseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Çok çabuk pişecektir etler. Çünkü çok minik doğradım. Hemen şöyle göstereyim. Yeniden. Oldukça küçük. Tantini yapar gibi doğrayın. 10-15 dakika bu şekilde kavurun. Biraz etler pişsin. Hatta kapağını da kapatacağım. Ara ara kontrollü bir şekilde etimi 15 dakika boyunca pişireceğim. Et neredeyse pişti. Bamya da yeterli artık. Bir 10 dakikadır kaynıyordu. Gördüğünüz gibi şişti. İyice pis suyu da çıktı. Şimdi bunu güzel bir süzdürüp bir kere sudan geçireyim. 1 yemek kaşığı peperoni dolusu biber salçası ilave ediyorum. Kaynar su koymayı unutmuşum arkadaşlar. Şuraya koyayım. Ben kavurana kadar su kaynasın. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı. Biraz salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Hafif böyle rengi kırmızı olması gerekiyor. Sizler de ona göre olmazsa salçasını arttırabilirsiniz. Baharatlarını ilave ediyorum. Pul biber, toz biber, karabiber ve tuz. Ben birazcık baharatları fazla kattım. Ama küçük çocuğunuz varsa arzu ederseniz baharatları azaltabilirsiniz. Böyle birazcık acı oluyor bu çorba. Özelliklerinden bir tanesi de acı olması. Şimdi biraz kavurayım. Suyum da kaynasın o arada. İçerisine kenarda kaynattığım suyu ilave ediyorum. 5 su bardağı su var arkadaşlar. Hemen hemen 1 litre diyebilirim. Böyle çok koyu bir şey beklemeyin bu çorbadan. Hafif sulu bir çorba. Şimdi kaynaması için bekliyorum. Ondan sonra bamyaları atacağım. Altını biraz yükseltiyorum. Ağzı kapalı bir şekilde 5 dakikadır kısık ateşte kaynatıyordum arkadaşlar. Etler gayet güzel pişmiş. Artık yeterli. Şimdi içerisine çok fazla değil, şöyle tutup bırakıyorum limon tuzu. Hem bamyalarımız çok fazlasıyla böyle uzamayacaktır. Şimdi artık bamyaları içine atıyorum. Şöyle bir kere sudan geçirdim. Güzelce yıkadım. Şimdi ipinden yavaş yavaş içerisine şöyle salıyorum. Yavaş yavaş ezmeden bırakıyorum.
Öyle tek tek ipten çıkarması biraz zorlayacak beni. O yüzden kabın içerisine çıkarttım. Şimdi içine katıyorum. 5 dakikada bu şekilde kaynatacağım kısık ateşte ve çorbam hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Bamya sevmeyenler bile bu çorbayı çok severek diyecektir. Çünkü benim eşim de bamyayı asla ağzına sürmez. Ama bamya çorbasına bayılıyor. Çok seviyor. Çok ilginç ama bamya gibi değil yerken. Şimdi çok fazla karıştırmıyorum uzun olması için. Altını kısa alayım. Ağzı kapalı bir şekilde bir 10 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ocaktan alacağım. Artık yeterli. Hiçbir şekilde karıştırma işlemi yapmadım arkadaşlar. Çok kaşığınızı içerisine sokmayın. Şimdi altını kapatıyorum. Birazcık hafif dinlendirdikten sonra servis edeceğim. Biraz dinlendirdim çorbayı. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle denemeniz gereken çorbalardan bir tanesi. Bir servis tabağını alıp videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Eğer ki kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.